Selam, ben Sultanoğlu. Kanalımıza hoş geldiniz. Selam, ben Sultanoğlu. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün karbüratör ayarı ve karbüratör temizliğini göstereceğiz. Umuyorum ki beğeneceksiniz. Lütfen kanalımıza abone olun, like atın ve yorumlarınızı esirgemeyin. Buyurun, başlayalım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yeni bir videomuzda yine karşınızdayız. Umarız faydalı oluruz. Bugün karbüratör temizliği ve ayarından bahsedeceğiz. Bu iki zamanlı motorlar için 5200 çinmalı motorlar için kullanılan karbüratör. Şimdi başlayalım temizlemeye. Önce üstteki vidasını açalım. Bu diyaframları, üstte bir ince diyafram var. Bunları yırtmadan çıkartırsak daha iyi olur. Genelde şurada filtre var. Görüyorsunuz değil mi? Bu filtrenin içi pislik doluyor. Pislik dolduğu zaman motor tam randımanlı çalışmıyor. Temizleyeceğimiz parçaları şöyle çıkartalım böyle. Buradaki diyaframı da çıkartalım. Burada şöyle bir bilgi vereyim arkadaşlar. Bu diyaframın yumuşak olması lazım. Bu diyafram eğer kemikleşmiş, sertleşmişse küt küt diye ses gelir. Bu da bozuktur. Gördüğünüz gibi hep yağ içi. Yani bu karbüratöre makinenin kalbi diyebilir miyiz? Yani onun gibi pompa, diyafram yumuşak olacak ki pompalamayı rahat yapsın. Tabii. Asıl burada iğnesinin bastığı ayar yapan, gördüğün gibi hep yağlı. Şimdi bunu da çıkartacağım ben ama bunu çıkartıp takarken şöyle dikkat etmeleri lazım. Bunun ayarını bozdukları zaman karbüratör tam çalışmayabilir. Altında yaylar falan var. Onları attırmayalım. Bu karbüratörün iğnesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ayar vidalarımızı da sökelim. O herkesin bildiği L ve H yazan. L, H yazan. Değil mi? Yani takarken, ayar yaparken daha detaylı anlatacağız. L ve H dedik. Düşük ve yüksek gaz ayarı. Tabii. Aslında buna benzin hava karışımı diyorlar da low düşük, high yüksek demek. Evet. Şimdi söktük. Bunu ben benzin hava ile temizleyeceğim. Aslında ben şöyle bir hava kompresörüyle temizlemek isteyecektim ama benzinli havayla. Mustafa Bey orada insanların yapabileceği şekilde gösterirsen dedi. Teşekkür ederim uyarınız için de. Böyle benzin dökeriz. Döktükten sonra hava tutuyoruz biz de. Pisliği ama sizde olmayacağı için kompresör. Ha, pisliği görüyorsunuz üstünde. Siz ancak böyle üzerine hafiften benzin dökerek temizleyeceksiniz. Bizim amacımız zaten neydi? İnsanların yapabileceği basit şekilde yapabilmek. Yoksa bizde aparatları var. Tabii. İçine benzin koyduğumuz kompresör tabancaları var. Onlarla temizliyoruz basınç altında.
Sizlerde olmayacağı için siz ancak böyle yapabilirsiniz. Bu gördüğünüz ekipman sizde olmayacağı için siz ancak böyle bir bidon üzerine benzin dökerek yapar. Ancak temizlerseniz işinizi görmüş olur. Bunu da yine ben hava tutacağım ama biraz sizde kompresör olmayacağı için siz yumuşak bir şeyle, pamukla falan bunu kurulayabilirsiniz. Benzini döktükten sonra ancak öyle yaparsınız. Ya da benzinin uçmasını bekleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar biz temizledik. Takımımıza başlıyoruz. Önce iğnemizi yerleştirdik. Yayımızı koyalım. Dikkatli bir şekilde yerleştirelim ki yay kırpmasın. Yay atıyor, evet. Ona dikkat edeceğiz. Şimdi burada biraz hassas aslında. Buradaki parçaları eğip bükmezsek, yayı falan böyle genişletmek için, uzatmak için herhangi bir şey yapmazsak çok uğraştırmaz bizi. Biraz hassas olduğu için dikkat gerekiyor. Bunu da sıkarken şu tam ortal olması lazım. Ortal olacak, rahat çalışacak. Gördün değil mi abi? Evet. Bak ortal olması lazım tam. Bir de bastığında rahat çalışacak. Bu yukarıda olursa benzin çok gider. Aşağıda olursa benzin az gider, kısar. Rölantı ayarlı yaparken çok sıkıntı eder. Şimdi diyaframımızı takıyoruz arkadaşlar. Taktık. Bu orayı çalıştıracak. Bunu takarken de şu delik önemli değil. Ön arkaya yana gelebilir. Eşit kare zaten. Tabii. O standart. Bu şu da aklıma gelmişken söyleyeyim, şimdi benzin falan diyoruz. Temizleme spreyleri de var bunların. Ondan da temin edip yapabilirler. Hatta şey de yapabilirler. Benzini bir spreye koyup kutusuna koyup sprey şeklinde de püskürterek yapabilirler. Tabii, yani bu alternatifleri kendi zihinlerine göre çoğaltabilirler. Tabii. Usta niye böyle yaptı bilmiyordu demesinler. Biz şimdi asgari her evde olması gereken olabilecek şeylerle ilgili gösteriyoruz. Tabii. Şimdi filtremizi muhakkak takmalıyız ki benzinde pislik varsa bu süzmesi lazım. Bu süzecek, o memeyi tıkamayacak. Bu da bazen doluyor böyle. Karbüratör gene öbür memesi falan açık olsa da burada olduğu için benzini tam almıyor. Benzini tam almadığı zaman yükle çalışmıyor motor. Yakıt karşılamıyor çünkü gücü. Üretilen torku yakıt karşılamıyor. Diye evet. Sorular geliyor ya. Bir nevi onun nedeni de burasıdır. Bunu takarken yırtmamaya dikkat edelim.
Burada yuvaları var zaten. Yuvalarını tutturacağız. Erkek dişi birbirini görecek orada. Tabii, gördün. Gaz mandalını da şöyle bir basıp oturtursak daha kolay olur. Şimdi geldik. Diğer bir tarafa. Şimdi geldik arkadaşlar. L ve H dediğimize low ve high. Düşük devir, yüksek devir. Normalde bunu benzin hava karışımı diyorlar. Benzin hava ayarı diyorlar. Ama terimsel olarak low düşük, high yüksek devir ayarı demek. Öyle de bir bilgi verelim. Şimdi biz high takıyoruz. Zaten burada da yazar LH diye. Bunları taktıktan sonra saat yönünde sıkıyoruz. Evet. Şimdi buradaki gösterdiğimiz program temizlemesi, sökmesi buraya ve takması. Karbüratörün temizliği ile alakalıydı. Bundan sonra ayarını yapacağız. Bundan sonra ayarını göstereceğiz. Şimdi temizliğini falan bitirdik. Vidalarımızı sıktık. Şimdi ayarını anlatacağım. Bu benim tecrübelerime göre. Başka ustalar başka türlü ayar yapabilir. Benim tecrübelerime göre kendi ayarım bu. Şimdi tornavidamızın olduğu yerden her yarımı bir sayıyoruz. L'de mi H'de mi? İkisinde de. Evet. Önce L'de. 1 2 3 Her yarımı bir tur sayıyoruz. Her yarımı bir sayıyoruz biz, evet. H'de de aynısını yapıyoruz. 1 2 3 T'yi de sıkıyoruz. T'de zaman demek. Time. Time'dan gelir. Bunu da sıktık. Şimdi bu ayar tamam. Bunu karbüratörün motorumuzun üstüne taktığımız zaman ilk önce çalıştırıyoruz motoru. Motor çalıştıktan sonra zincir falan takıldı. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken husus zincirin gevşek olmaması. Onu da pala ve zincir montajında anlatmıştık. Tabii. Oraya bakabilirler o videomuza. Zincir montajında anlatmıştık. Çünkü zincir gevşek olduğu zaman bu T rölant ayarı, zaman ayarı aşağıda kavrayacaktır. Zincir mesela çalıştığında dönüyor olacaktır. Durana kadar saatin ters yönünde yavaş 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 çevirdik, çevirdik, çevirdik. Durdu. Durduğu yerde bırakıyoruz bunu. Rölantı o şekilde rölantısını ayarladık. Ondan sonra burada karışım ayarlarında dikkat etmemiz gereken diğer bir husus da motor çalıştıktan sonra gaza bastığımızda titreme denen, yani böyle boğuk çalışma oluyor. Onu da H'den yavaşça yüksek devirde ayarlıyoruz ya. Yüksek devirde H'den tam ters yönünde noktasal yavaş böyle saatin ters yönünde hafif çevirip gaza basıyoruz. Hafif çevirip gaza basıyoruz. Bunu çok arkaya gitmeyelim ki devir çok yükselmesin. Bu sefer devir çok yükseldiği için de motora zarar verebilir. Bu şekilde onu da ayarlıyoruz. Karbüratörümüzün ayarını da yapmış oluyoruz motorun üstünde. Evet. O rölant ayarını da başka bir videomuzda göstermiştik. Tabii tabii. Seyircilerimiz oradan izleyip onu da oradan halledebilirler. Tabii tabii. Bizim aktarabileceğimiz bu kadar. Fazla teknik boyutuna özellikle girmiyoruz ki insanlar kendisi yapabilsin. Evet. Ben seyircilerimiz adına size teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. İnşallah faydalı olmuştur. Selam, ben Sultanoğlu. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videomuzda karbüratör ayarı ve temizliğini anlattık. Umuyorum ki faydamız olmuştur ve sizler de beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olun, like atın ve yorumlarınızı bizlere esirgemeyin. Sizin atacağınız yorumlar bize yol gösterici olacaktır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam, ben Sultanoğlu.